Okyanus yazılımları herkese merhaba. Bugün Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Mi 11 Lite 4G, Redmi 9T, Poco M3 cihazları nasıl modem yükleyeceğiz? Onu göstereceğim. Bu ekrana sizi attığı zaman asla ve asla buradan wipe yapmayın. Telefonun sağ tarafında 3 tane tuş var. En üstteki ses açma tuşu, onun bir altındaki ses kısma tuşu, onun bir altındaki power güç tuşu. Şimdi buradan ses kısma ve güç tuşuna aynı anda basılı tutuyoruz. Sizinle birlikte basılı tutuyorum. Tek elimle yapmaya çalışıyorum. Buradan parmağımızı asla çekmiyoruz. Basılı tutmaya devam ediyoruz. Ekran kapanacak, hala basılı tutmaya devam ediyorum. Hiç bırakmıyorum. Facebook yazısını görmeden parmaklarımı çekmiyorum. Facebook yazısını gördüm, parmaklarımı çektim. Bilgisayarı USB kablosuyla bağlıyorum. Şimdi bilgisayara geçeceğiz. Bilgisayarda yapılacak işlemleri göstereceğim size. Bu Facebook yazısını görmeden parmaklarınızı çekersiniz. Cihaz tekrar sizin menüye atar. Tekrar aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Şimdi bilgisayarda biz size bu şekilde modem yükleme araçları olarak bir link atacağız. Bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Bunu klasöre ayıkla yapıyoruz. Klasörü ayıkladıktan sonra klasörümüzün içine giriyoruz. Buradan minimal ADB, Cimera, modemleri hepsini klasöre ayıklıyoruz. Önce Cimera'yı kuruyoruz. Bu driver Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 11 bütün bilgisayarlara uyumlu bir driver'dır. Videoda gördüğünüz gibi sadece ADB driver'ı işaretliyoruz buradan. Başka herhangi birini işaretlememize gerek yok. Ne istiyorsunuz? Bunun kurulumuna devam etsin. Biz hemen minimal ADB'yi de yükleyelim. Onu da klasöre ayıkladım. Benim driverlarımı hepsini kaldırdım. Sizin için tekrar baştan yapıyorum. Sıfır bir bilgisayar gibi. Hiçbir driver vesaire yok. Bu şekilde de masa üstüne bir kısa yol oluşturdum. Açtım bu şekilde. Cimera da yüklendi. Onu da kapatıyorum. Finish. Driver'ım da sorunsuz yüklendi. Herhangi bir problem yok. Şimdi buradan modem dosyalarını ayıklıyoruz. Sizin cihazınız hangisi ise ona göre modemini seçiyorsunuz. Ben bütün modemleri attım. Hepsinin yapılış şekli aynı olduğu için. Ben örneğin Poco M3 yapıyorum şu anda da. Nasıl modem yükleyeceğiz? Modemi aldım. Masa üzerine attım. Siz burada karıştırmayın. Atıyorum Mi 11 Lite'dır. Gidip de Redmi Note 10 Pro atmayın. Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max aynı modemi kullanıyor. Şimdi size ben not olarak kodları da yazdım. Hangi kodları yazacağınıza dair. Kodları bölümünü açıyoruz. Şimdi bilgisayarım, telefonumu sorunsuz gördüm mü onu kontrol ediyorum. Aygıt ünitesini attım. Gördüğünüz gibi problemsiz driver'ım gördü. Şimdi kopyala yapıştır yapıyoruz sadece. Hazır komut olarak yazdım ben size. Kopyaladım. CMD'me yapıştırdım. Bu şekilde bir kere boşluk bıraktım. Arasında modem yazısının arasında bir kere boşluk olması gerekiyor. Bir kere boşluğumu bırakıyorum. Modem dosyasını CMD'nin üzerine farenin sol tuşuna basıyorum. Sürükle bırak yapıyorum sadece. Sürükle bırak yaptım. Enter tuşuna tıklıyorsunuz burada. Enter'a basıyorum. Modemin yüklenmesini bekliyorum. Ondan sonra ikinci komutum olan Facebook reboot komutunu kopyalıyorum. CMD'ye yapıştırıyorum. Enter tuşuna tıklıyorum. Şu anda cihazımız biz açılıyor. Tekrar main menüde açılacak cihaz. Hemen onu da göstereyim. Cihaz modemi yükledi. Tekrar beni bu ekrana attı. Bu ekranda da şu an iki defa güç tuşuna bas, bırak. Tekrar güç tuşuna bas, bırak. Bu kadar. Cihaz güncellenmiş bir şekilde herhangi bir veri kaybı, e-mail uçma gibi bir söz konusu olmadan cihaz açılacak. Ama dediğim gibi bu menüde wipe data yaparsanız verileriniz sıfırlanır. Dediğim 3 modelde de e-mail uçar. Format atmayın yani. Format bu modellerde TWRP üzerinden atılıyor. Bu şekilde hard reset olmuş oluyor. Hard resette de uçuyor. Dikkat edin buna. Gördüğünüz gibi güncellenmiş bir şekilde açılıyor. Başka herhangi bir işlem yok. Herkese iyi günler.